fotoğraf ayarlaması 10 saniyede bir fotoğraf alır. Yani 1 saniyede 10 fotoğraf gibi, 1 saniyede 15 fotoğraf gösterim gibi FPS hızını bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Örneğin sonuna kadar getirdiğimde bu FPS ayarı olarak frame rate, yani frame hızı olarak 1 saniyede 30 tane fotoğraf gösterecek şekilde ayarlanacak bölüm. Ekran çözünürlüğü, yani büyüklüğünde boyutları da ekranın hemen alt bölümden timelapse'de olduğu gibi ayarlıyoruz. Play dediğimizde, test için kullandığımızda gördüğünüz gibi 1'e 30'daki çektiğimiz fotoğrafların ayarlarını ekranda görebiliyoruz. Yani oluşturduğumuz animasyonu ekranda görmemiz mümkün. 1'e 20, yani 1 saniyede 20 fotoğraf gösterecek şekilde ayarladığımızda gördüğünüz gibi animasyonun hızını yavaşlatmış oluyoruz ki çektiğimiz ayrıntılara göre de animasyonumuzun durumunu rahatlıkla görmemiz mümkün olacaktır. Biz 25'e ayarlıyoruz, yani PAL sistemine göre ayarlıyoruz ve bu işlemden sonra gördüğünüz gibi animasyonumuzu oluşturduk. Her bir ayrıntıyı fotoğraflama işlemini yaptık ve 228 fotoğraf içerisinde oluşturduk ve şu anda yaklaşık 11 saniyelik bir video oluşturduk. 228 fotoğrafla 11 saniyelik bir video oluşturduk ki FPS hızını 25 olarak ayarladığımızda, filmi oluştur dediğimiz andan itibaren hemen direkt olarak videoyu oluşturacak ve oluşturma işleminden sonra da tekrar bir player içerisinde videomuzu izleyerek konuyu bitirmiş olacağız. Videomuz oluştu ve klasörden açtık ve stop motion hemen double click ile oluşturalım. Ekranda sabitleyelim. Tekrar baştan oluşturalım. Ve gördüğünüz gibi artık animasyonumuz oluştu ve kalem tekrar oynatıyorum. Deniz kabuğumuz, kalem ve küçük bir oyuncağımızın hareketini ekranda 228 fotoğrafla birlikte oluşturmuş olduk ve yaklaşık uzunluk 10 saniyelik bir video oluşturmuş olduk.